kaybetti. Rabbini kaybetti. Arkadaşıyla beraber oldu. Kimin gibi düşünüyorsa onunla beraber oldu. Kimin gibi seviyorsa onunla beraber oldu. Onun düşündüğü şeytanın düşündüğüdür. Onun beraberliği şeytanla beraber oldu. Dolayısıyla şeytana arkadaş oldu. Şeytanı ilah edindi. Şeytana kul oldu, abd oldu. Söyledim biraz önce. Her karanlığın sonunda mutlaka sabah vardır. Güneş doğar, ortalık aydınlanır. Ortalık aydınlanınca dileyen gözünü kapatır. Ben körüm, görmüyorum der. Görmedim der, gözünü kapatır. Kimi de hakikati görür ve Rabbine döner. Rabbine boynunu büker. Sen benim Rabbimsin, ben de senin kulunum der. Rabbine kul olma yoluna girer. Rabbini tanıma yoluna girer. Kendi gönlüne dönüp bakar. Rabbim bana ruhundan nefretmiş. Zatıyla, sıfatıyla bana tecelli etmiş. Beni yeryüzünde halife kılmış. Yerde gökte ne varsa, ikisinin arasında ne varsa emrimi amade kılmış. En büyük kıymeti, değeri, şerefi bana vermiş. Beni kendine yakın kılmış. Beni kendisine veli kılmış. Halife kılmış. Bana melekleri secde ettirmiş. Ben ne yapıyorum? Ben nereye gidiyorum? Bu benim ne halimdir? Deyip kendine gelir. İnşallah hep beraber böyle birbirimizi uyaracağız, davet edeceğiz. Allah'ın marifetini taşıyacağız. Kendi üzerimizde taşıyacağız. Bakan onu görür. Üzerimizde aşkı görür, Allah'a olan aşıklığı görür, kulluğu görür, rahmeti görür, ikramı görür, güzelliği görür, hayrı görür. İşte kul budur. Ben de bunun gibi olmak istiyorum der. Dedirtiriz inşallah. Kul zaten bir Rabbine döndü mü, Resulullah Efendimiz öyle buyurmuştu aleyhissalatü vesselam, Allah kulunun kendisine dönmesinden daha çok hiçbir şeye sevinmemiştir. Hem Rabbimize döneceğiz, hem Rabbimize döndüreceğiz. Dönmeye davet edeceğiz inşallah. Efendim,